Şimdi arkadaşlar sizinle bir ayeti konuşmak istiyorum. Karşılıklı böyle. Evet, çay ben de alırım. Bana da koyabilirsin çay falan. Böyle. Birlikte içerken konuşalım. Şimdi arkadaşlar, tabii ben kahve içerim. Şura 52. Duydunuz mu bilmiyorum. Epeydir konuşmak istediğim ayetlerden biri. Şura 52, kısaca geçiyorum. Tam metnini vermiyorum. Hafız değilim ben. Ancak diyor ki biz seni uyandırmadan, vahiy etmeden önce diyor. Sana vahiy etmeden önce sen imansızdın diyor. Bir şey bilmiyordun, bir haberdin, imansızdın. Şimdi kısacası bu. Düz mantık anlayacağınız da bu şekilde zaten. Tefsircilere de gerek kalmıyor burada, biliyor musunuz? Ya onlar, yani hep bahsediyorum ya o tefsircilerden. Dünyanın etrafını dolaştırıyorlar böyle, konuyu tur attırıyorlar dünyanın etrafında. Sonra geliyorlar, diyorsun ki lan konu neydi? Evet, onlara bile gerek yok. Bakın onlara bile gerek yok ya. Çok basit ve net bir ayet. Şimdi ayeti düz, yani farkındalığı olmayan bir insan şöyle anlayacak. Aa bak, gördün mü? Kırkında vahiy geldi. İşte peygamber ondan sonra işte Müslüman oldu ve Müslümanlığı yaymaya başladı. Üst akıl ne sorar burada? Ne sorar? Bildiniz. Öncesinde neydi? Of course. Ateistti. Hatta putperestti. Ateizm kavramı o zaman elbette belki yoktu. Öyle halk arasında konuşulan bir şey değildi de, hani kafir falan, yani öyle bir şey de yoktu. Çünkü daha din yok. İşte 500.000 sene evvelinden bir Hristiyanlık, Yahudilik var ama uzaktan duymuşlar, yani kitaplar var ama. Şimdi Yahudi misin? Değilsin. Yani ayette söylüyor mu sen öncesinde Yahudiydin? Sen Hristiyandın. Biz seni aldık çevirdik diyor mu? Demiyor. Demek ki bir başka dine de inanmıyor. Buradan bunu anlayabiliyor muyuz? Anladık. Peki Kabe'nin bulunduğu alanda o zaman ne vardı? Buhari'den, Müslüm'den, hatta Kur'an'da da muhtemelen yazıyor bir sürü şeyde, ayette. Putlar vardı. Her gelen bir put ekliyordu oraya, ibadet ediyordu putlara. Muhtemelen o da inançlı bir insan olarak inanıyor. Yani bir puttan, bir şeyden, hani insanlar bir İnanç üzeredir ya, inanmak üzere bir şey, mutlaka o zamanın insanları mutlaka bir şeye inanmak zorunda hissediyordu, işte ay tanrısı falan filan, Sümerler de ona inanıyor. Dolayısıyla peygamber de orada putlara inanıyor. Yani putperestti. Sevgili arkadaşlar. Mesela hani o ayet gelmemiş olsa, bir de bize şöyle dense mesela, Muhammed putları reddeden biriydi. Orada hep kavga çıkarırdı. Bundan dolayı işte köyden kovuldu, kabileden kovuldu. Onu istemediler. Medine'ye gitti. Orada da ona vahiy geldi. Peygamberlik geldi. Denseydi mesela, değil mi? Buradan bir çıkarımda bulunabilirdik. Aa bak, kabul etmiyormuş putları. Onu bunu kabul etmiyormuş. Allah da bunu görmüş. Ona peygamberlik verdi denilebilirdi. Yani bu bir argüman olurdu o zaman. Hiçbir argüman yok. Ne olduğuna dair hiçbir argüman yok. Duyduğumuz şu. Dürüst bir çobanmış. Dürüst bir insan. Bunu ben birçok yerde duydum. Dürüstlük artı olarak anlatılabilecek bir şey değildir. İnsanın zaten temelinde bulunan en olması gereken şey zaten dürüst olmasıdır. Dolayısıyla Şura 52'ye göre arkadaşlar
40 yaşında göre 40 yaşında peygamberlik geldiğine göre, vahiy geldiğine göre demek ki öncesinde Şura'da söylüyor, sen bir hiçtin. Sen hani putperestin demiyor ama biz o zaman herkesin putlara taptığını biliyoruz yani. Durum böyle. Ben kendi yorumumu burada eklemeyeceğim. Burada yorum eklenecek bir şey yok. Yani siz zaten durumu anladınız. Ne demek istediğini ayetin. Sebep-sonuç ilişkisini çoktan yapmışsınızdır. Zaten yapamıyorsanız beni de dinlemiyorsunuz şu an. Yapabilen insan hemen ne yapar? Sorar. Ha, bu ayet geldiğine göre 40'ında zaten ayet kendi söylüyor. Diyor ki sen ateisttin. İnanmıyordun diyor. Şimdi mesela bana sen değilsin kardeşim sen falan filan diyen işte benim bir tane abim vardı. Falan cart curt küsmüş konuşmuyor benimle. Şimdi mesela ben ona kalkıp desem ki senin peygamberin 40 sene ateistti desem hırgür çıkar değil mi? Çıkar değil mi yani? Ama çıkmasın yani abi, böyle de olmaz yani. Birbirimize saygımız olsun. Şimdi burada bir hakaret var mı? Peygambere, ona, buna, herhangi bir kimseye hakaret var mı? Yok. Burada bir durum değerlendirmesi var. Çok basit. Peygamber o zamana kadar demek ki yapıtperestti, işte tabiri caizse ateistti. İmanı yoktu diyor Şura. Allah kendi söylüyor. Sizin inancınıza göre. Evet. Sevgili arkadaşlar, durum bu. Ben geri kalan yorumu sizlere bırakıyorum. Hoşçakalın.